Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte 1000'den 200 liraya aldığımız Corby drone'u inceliyoruz arkadaşlar. Valla biliyorsunuz biz ara ara böyle bilinen bir şeyler alıyoruz arkadaşlar. İyisi oluyor, kötüsü oluyor, güzeli oluyor, çirkini oluyor. Şimdi daha önce biliyorsunuz bir DJI Tello incelemiştik. Rise diye bir modeli vardı. DJI'nin en ucuz drone modellerinden bir tanesiydi. Onu da beğendiğimiz tarafları olmuştu, beğenmediğimiz tarafları olmuştu. O da 1000'de satılmıştı bu arada. Normal fiyatı 750 liraydı ama orada 500 lira fiyattan satılmıştı. Şimdi bir tane daha böyle drone gelince biz de dedik ki hemen gidelim. Siz takipçilerimiz, siz izleyeceğimiz için bunu çekelim dedik. Şimdi SkyMaster diye geçiyor bunun adı. Tam adını söylememiz gerekirse SD02 Corby Drones SkyMaster SD yani Samsung Diyarbakır 02 arkadaşlar. Böyle şirin küçük bir şey. Bayağı da hafif bu arada. 125 gram bir ağırlığı varmış. Klasik olarak 4 tane motorumuz var. Koruyucu alanlarımız var. Yalnız plastiği birazcık dandik arkadaşlar. Yani 200 liraya alacağınız ürünün de birazcık hani büyük beklentiye girmeyin diyeceğim ama hani bunun da bayağı bir dandik yani öyle söyleyeyim. Hani birkaç kez düşürdük biz uçuralım falan derken sağa sola çarptı. Hani hasar gördü hatta şuradaki şeyleri pervaneleri falan. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var. Şimdi nasıl kullanıyorum biraz ondan bahsedeyim. İçinde bir adet pilimiz var. Şöyle alt kısmında onu detaylarda gösteririm size. Bir kapağımız var. Şöyle çıkartıyoruz. Aman dikkat edelim yalnız bu kapağı vesaire. Evet, çıkartıyoruz burada. Altta bir pilimiz var. Bu pilin değeri ise 3.7 voltluk bir 1000 miliamper gücünde bir pil bu. Bu kapağı böyle yalnız çok vallahi dandik biraz yani kapatıyorsunuz. Nasıl şarj oluyor onu da göstereyim ben sizlere. Şöyle bir poşet çıkıyor. Şöyle atalım bunları. Şöyle bir USB kablo çıkıyor. Bu cihazın kendisinin içindeki bulunan pili şarj etmek için kullanıyorsunuz. Öyle bir girişi var zaten. Onu şekilde kullanıyorsunuz. Şöyle bir kapakları vidalamak için bir tornavidamız var minik. İki tane çıkıyor. Niye iki tane çıkıyor bilmiyorum yalnız. İki tane pervane var yedek. Bunlar da biraz yine dandiye benziyor ama fena değiller. Bu arada pervanelerde bir ikisinde A, ikisinde B yazıyor arkadaşlar. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani A'ları ve B'leri çapraz bir şekilde koymanız gerekiyor. Yedeklerden de bir tanesi A, bir tanesi B bu arada onu söyleyeyim. Bir de kutusundan şöyle bir uzaktan kumanda çıkıyor arkadaşlar. Güzel de bu uzaktan kumanda bu arada. Fena değil yani. Hani malzeme kalitesi de işte diyebileceğimiz bir ürün var karşımızda. Şimdi açması kapaması vesairesi kolay. Şurada bir düğmemiz var. 10 tuşuna basıyoruz. 3 tane kalem pilimiz var. AA kalem pil koyuyoruz içine. Onları da şöyle göstereyim. Şurada şöyle görmüş olun. Şöyle uzatayım sizlere. Bunu da görün. Bu cihazı şimdi ben hemen kısa bir deneme yapayım sizlere. Şöyle şurayı bir açalım. Sakata gelmeyelim. Şöyle. Üst tarafta bir düğmemiz var. Basılı tutuyoruz. Evet şimdi açıldı. Görüyorsunuz burada altında ışıklar var. Bu ışıkları kapatabiliyorsunuz bu arada. Şimdi bunun da gücünü açtık. Burada güç düğmemiz var. Bu kumandanın üzerinde farklı farklı tuşlar var arkadaşlar. İşte ışık kontrolü var. Açıp kapatabiliyorsunuz. Serbest yön var. Otopilot var. Sola trim var. Geri trim var. Sağa trim var. İleri trim var. Fotoğraf video çekebiliyorsunuz. İşte 360 derece taklamakla atabiliyor falan filan böyle şeyleri var. Şimdi bağlantıyı yapmak için onu da söyleyeyim. Önce Corby'mizi açıyoruz. Üstünde bir tuşu var zaten. Işıkları da yandığını yine görelim tekrar. Sonra kumandamızı açıyoruz. Ve sol tuşumuzu bir kere yukarı, bir kere aşağı indiriyoruz. Şu anda ışıklar söndü. Gördüğünüz gibi ışıklarımız söndü. Kalibrasyon için de her iki navigasyon tuşunu da şöyle sağa doğru çekiyorsunuz. Kalibrasyon sağlanmış oluyor. Şimdi bakın ben çalıştıracağım. Şu anda çalışıyor ama kalkmıyor. Bu arada bayağı da bir rüzgar var. Bakın şimdi. Bayağı da bir şöyle bir kesiyor yani. Dikkat etmenizde fayda var. Şimdi deneyeceğim bakalım ne olacak. Evet gördüğünüz gibi çarptık cihazımızı. Şöyle kenara alalım bir kez daha. Şöyle açalım biraz masamızı da. Ya çok dengeli uçmuyor bu arada arkadaşlar. Onu dengesizlik var onu söylemiş olayım. Şu an tekrar uçuşa geçiyoruz.
Evet, bu şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii 125 gram ağırlığı var arkadaşlar. Şimdi bu ürünü çok böyle hani ben alırım bununla böyle 2 kilometreye yukarı çıkartırım 1 kilometre falan değil arkadaşlar. 200 liraya alacağınız drone ancak bu kadar oluyor. Birazcık oyuncak gibi. Sağa sola çarpmamaya çalışın. Hasar görüyor bu korumalar olmasına rağmen. Bunların plastiği falan da biraz dandik ne yazık ki. Yani iyi bir şey almak istiyorsanız en az benim önerim 1000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. 200 liraya ancak çocuklarınızı eğlendirirsiniz. O da cihaz parçalanana kadar yaparsınız onu söyleyeyim. Ama eğlendirir mi? Eğlendirir. Hani onda bir sözümüz yok. Fakat büyük beklentiye giriyorsanız sıkıntı olacağını söyleyebilirim. Bir de ürünün aynı zamanda bir uygulaması da var. İsterseniz uygulama üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Birazdan onu da göstereceğim ben sizlere. O uygulama yardımıyla da çeşitli özelliklerini yine kullanabiliyorsunuz. Tabii bir de kameramız var. Şöyle göstereyim. 480p'lik bir kameramız var. Tabii kameranın ne yazık ki böyle kafası falan pek oynamıyor. Sabit bir kamera bu. Ve bunu kayıt yapıyorsunuz. Fotoğraf ve video kayıt yapıyorsunuz ama bunun üzerinde bir SD kart vesaire olmadığı için telefon uygulaması üzerinden ancak kayıt yaptığınızda hani bağlantıyı yaptığınızda ancak görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kaydı Corby drone'un kamerasını kullanarak gerçekleştiriyorum. Yalnız kötü bir kamerası var. Açısı da çok dar arkadaşlar. Şu an bayağı uzak bir mesafeden çekiyorum bu videoyu ve suratım böyle pelte gibi çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Pek beğendiğimi söyleyemem. Kamera kalitesi... Telefondan bile kötü, öyle söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar, bir de bu Corby drone'un mobil uygulaması var. Hem iOS hem Android için. Birazcık kötü bir uygulama onu söyleyeyim ama FPV drone diye geçiyor ismi ve cihazı aynı zamanda telefonunuzdan da kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada telefondan kontrol ettiğinizde ekranında görebiliyorsunuz. Yani ne çekim yaptığı, nereyi çekiyorsa. Mesela şimdi ben bir kayda gireyim. Bir bakalım nasıl olacak. Şu an kayıttayız ve uçuşa başlıyoruz. Evet. Evet, gördüğünüz gibi çok feci bir şekilde düştü cihaz. Bir çeksene Oğuz şuraya ya. Bir orayı çek. Evet, gördüğünüz gibi drone patladı, düştü arkadaşlar. Ama hala çalışıyor galiba. Bu arada kanatlar kapanabiliyor. Bir kanadı kapanmış şu anda. O da enteresan olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar çalıştırmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Vallahi yani çok başarılı değil arkadaşlar. Uçuramıyoruz. Yani bende mi bir sorun var diyeceğim ama DJI Tello'da böyle bir sorun olmamıştı. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda uçuşa geçtik. Evet, gördüğünüz gibi çok feci bir şekilde parçalandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte BİM'den satın aldığımız 199 TL'lik Corby drone'u incelemeye çalıştık. Çalıştık diyorum çünkü çok iyi bir cihaz değil. Doğru düzgün uçuramadık bu arada. İkide bir böyle zıplıyor, iniyor, bir şeyler yapıyor. Kalibrasyonunu vesairesini yapmamıza rağmen. 125 gram bunu rüzgarda kullanamazsınız. Hiç öyle bir hayaliniz olmasın. 200 lira zaten drone olmaz bence, açık söylemek gerekirse. En az 1000 lira vermeniz gerekir ortalama ve güzel bir drone sahibi olmak istiyorsanız. O yüzden hani sokağa atacak param var benim, bu 3 günde parçalanır, benim için önemli değil diyorsanız alın diyorum ben. Aksi takdirde kesinlikle önermiyoruz. Uçmuyor, gitmiyor. Hani bu fiyata olmasın, yapmasınlar bence. Biraz daha pahalı yapsınlar ama en azından güzel özellikler olsun diyorum. Uygulaması falan da çok iyi değil. Beğenmedim diyorum ama dediğim gibi benim sokağa atacak 200 lira param var diyorsan alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ama ne kadar ömrü olur bilmiyorum. Biz yani 5 dakika uçurduk, bütün şeyleri falan, pervaneleri falan çizildi her tarafı. Sağa sola zarar verdi, sağa sola çarptı. Biz beceremedik. Siz alıp düzgün bir şekilde uçururuz, ben bunu muhteşem kullanırım diyorsanız engelde olmayız. Corby drone ile ilgili merak ettikleriniz varsa, biz her şeyi anlattık gerçi ama yine de merak ediyorsanız bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyallerde takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.